Hemen onu da söyleyelim. O da dillendirildi çünkü. Reis aslında ölmedi, kaçırıldı. Hani gibi bir iddia. Hani böyle de bir senaryo oluşturuldu aslında. Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyleyse neden kaçırılmış olabilir? O zaman bu izlediğimiz görüntüler nedir? İşte bunlar hep komplo teorisi. Ben İdris'in ifade ettiği gibi bunlar komplo teoriler ama ben hani böyle bir kaçırılma veya öldürülüp işte olay mahalline koymak, bu da dillendirildi. Böyle bir senaryo işlediği kanaatinde değil. Çünkü böylesi büyük bir törende, böylesi büyük bir katılımda olay mahallinde birçok unsurun eriştiğini varsayarsak böylesi bir oyun çok kısa sürede argo tabir patlar. Yani bir yerde bu gerçek ortaya çıkar, işte o zaman İran için ciddi bir skandal demektir. Yani devletin itibarı önce kendi halkın nezdinde, ardından dünya devletleri nezdinde de ciddi olarak tartışılır. O nedenle ben burada böyle bir yani arka planda farklı bir süreç işlediği kanaatinde değilim. Neticede olay ortada, bir helikopter kazası var. Bir tek tartıştığımız konu şu, kaza mı, bir sabotaj mı? Ben işte o boyutta incelediğimizde ilk günden beri, ilk andan beri hep bunun bir sabotaj olduğunu özellikle belirtmiştim. Ki az önce sevgili İdris'in ifade ettiği gibi 2025 yılında bir seçimden bahsediliyor. İşte Hamaney'in yerine gelecek en kuvvetli aday diye reisin adı geçiyor. Bu durumda bu sabotaj bir iş hesaplaşma sonucu mu gerçekleşti, yoksa daha da geniş planda farklı bir niyet ve maksat mı var? Şimdi ben burada iç hesaplaşmadan daha çok hani bir küresel çete dediğimiz yapının bu süreçte bir ortaklaşa operasyon olduğu kanaatindeyim. Yani İran'ın o benim hep adlandırdığım, Batı'yla da arka planda işbirliği olduğuna inandığım yapıyla Amerika ve İsrail'in içinde olduğu bir farklı süreç işledi gibi geliyor bana. Niye? Çünkü reisinin son zamanlardaki İran siyasetinde önemli kırılma olarak adlandırabileceğimiz bir takım hamleleri var. İşte Azerbaycan'a yakınlaşmalar, Türkiye'ye olan o ziyaret arkasında işte sanki ilişkilerin devamının geleceği gibi ve bölgede de bazı yani olumlu anlamda bölge ülke ilişkilerine geliştirme anlamında adımlar atacağı konuşuluyordu. Şimdi bunlar Batı'nın istediği gelişmeler mi? Asla. Batı tam tersi İran'ı burada hani İslam dünyasında bölünmeyi mesafeli anlamda körükleyen, yine aynı şekilde bölge ülkeleriyle de sürekli sorun yaşayan ve bölgedeki o hem siyasi hem askeri hem de ekonomik anlamda işbirliğini asla olsun istemeyen bir tavır içerisinde. Şimdi reisinin böyle bir tavra bürünüyor olması oyunları bozar mı? Bence bozar. Yani bundan mesela Azerbaycan'la ilk defa böyle çok sıcak mesajlar verildi baraj inşaatı esnasında. Evet. Ki o inşaata kadar Azerbaycan'la İran neredeyse çatışmanın eşiğine gelmişlerdi. Hı hı. Hatırlayın, bir Azerbaycanlı diplomatın İran'da silahlı saldırıya uğradığı, arka planda İran derin devletinin olduğu hep tartışıldı. Yine keza Azerbaycan aynı şekilde İran destekli bazı terör unsurlarının Azerbaycan içerisinde bir terör örgütü kurmak gibi faaliyetlerde bulunduğu ve bunun Azerbaycan istihbarat tarafından tespit edildiği, arkasında da İran olduğunu anlaşıldığı dillendirildi. Keza Karabağ konusunda İran'ın almış olduğu tavır, yani Ermenistan'a vermiş olduğu destek. Evet. Bütün bunları hep üste koyduğunuzda aradaki bağın iyice koptuğu bir süreç. İlk defa barajda bir olumlu söylemle karşılaştık. Evet. Acaba bunun devamı gelir mi diye umutlanmıştık ki bu kaza yaşandı. Yani evet, yani şöyle, hani bu konuşulan teoriler de elbette hani İdris zor bir ihtimal gibi ama hani bir diğer iddia daha var, hemen onu da sorayım. Evet, reisi hani öldü ya da öldürüldü ama hani asıl ölüm sebebi bir helikopter kazası değil diye konuşulanlar arasında bu da var. Şimdi bu ölüm üzerindeki sırrı açığa çıkartmamak için oluşturulmuş bir senaryo deniliyor. Böyle bir şey mümkün mü İdris? Bu senaryoların tabii aslında hani baktığımızda komplo teorileri üzerinden de konuşuyoruz ya, hani bu senaryoların üzerinden baktığımızda şöyle bir şey de var. Eğer böyle bir şey olduysa İran derin devletinin işi buna gelir. Yani resim biraz İran'ın iç karışıklığına işaret eden bir resme dönüşüyor ki o durumda tabii şöyle bir şey var. Mesela şimdi bakın İran Cumhurbaşkanı yardımcısının ve meclis başkanının da orada olduğunu da görüyoruz. Genelkurmay Başkanı da burada. Burada tabii
özellikle İran'da Hamenei sonrası duruma hazırlık konusu gündeme geliyor. Yani Hamenei 85 yaşında, 79 yılında devrimden sonra işte yaklaşık 6 yıl sonra, 7 yıl sonra iktidara gelmiş bir isim ve sürekli iktidarda kalmış bir isim ve yerine kimin geleceği konuşuluyor. Oğlunun geleceği iddiaları Müşteba, vardı. Müşteba Hamenei diye bir isim ortaya çıkıyor ama tabii İran'da da şöyle bir durum da var. Bu da İran'ın yargı erki başkanı. Orada bütün aslında geri kalan bütün bürokrasi orada. Şöyle bir şey var. Bu ya, özellikle İran elitleri tarafından, İran bürokrasisi tarafından kabul edilecek bir durum gibi görünmüyor. Çünkü babadan oğula geçme durumu sıkıntılı bir durum. Örneğin Hamenei'nin de torunu var. Hümeyni'nin de işte ülkenin kurucusu olan Ayetullah Hümeyni'nin de torunu var. O da bir aday olarak ortaya çıkabilecek duruma geliyor ki bunlar kabul edilebilir görünmüyor. Birkaç kişi daha isimler söyleniyor. İşte bugünkü Cumhurbaşkanı yardımcısından bahsediliyor. Yani fail içerideyse bu cenazededir. Hani öyle söyleyeyim. Biraz hocama da pas vereyim. Fail içerideyse bu cenazededir ama ne olacağı, kimin ne şekilde bunu planlayacağı ya da yaşıyor mu yaşamıyor mu meselesi biraz tabii tartışmaya açık bir konu. Biraz sosyal medya üzerinden bakıldığımızda bu tür konularda zaten hep şey olur. Yani mesela tarihte bildiğimiz işte Elvis Presley ölmedi meselesi gibi bir şeye dönüşüyor. Şöyle de bir şey var. Hani bugün burada çok sıkıntılı bir süreç var. Niye var? Şimdi İran Cumhurbaşkanı ve ülkenin en önemli bürokratlarını taşıyan bir helikoptere bu kişiler aynı anda nasıl bindi konusu var. Evet, çünkü gerçekten 40 yıllık bir helikopter nasıl seçildi konusu var. Bu İran Cumhurbaşkanı'nın kendi helikopteri yok mu konusu var. Bu İranlı pilot bu helikopteri niye bu havada uçurdu konusu var. Sisli havada niye Roto Dağı'nın üzerinden geçirildi konusu var. Hemen yakında bir havalimanı var. Oraya neden gidilip oradan uçakla uçulmadı konusu var. Koordinatlar neden paylaşılmadı birbirleriyle? Hiçbir telsizden haberdar yani olmadılar. Bu böyle hani üst üste konulunca mesela dendi ki önce sert iniş yaptı konusu var. Düştüğü kabullenilmediği konusu var. Şimdi oraya 4 saat 5 saat boyunca hiçbir yardım görevlisinin gitmemesi konusu var. O bölgenin, o helikopterin düştüğü yerin Türk SİHA'sı, işte Bayraktar Akıncı tarafından bulunabilme konusu var ki o yaklaşık 7-8 saat sonra Türk SİHA'sı Van'dan kalkarak geçiyor, gidiyor ve orada işte 1-2 saatte bulup dönüyor. Hani, bir de çok geç haber verdi. Evet, zaten 5-6 saat sonra haber veriliyor. Yani bu olay çok su götürecek olay. Şimdi biz desek ki... Şimdi bunlar üzerinden şimdi bu yaşıyor mu? Evet yaşıyor diyecek olan çıkabilir. Bak açık söylüyorum. Yani bu komple teorisi ama evet, öldürüldü. Evet öldürüldü diyecek olan çıkabilir. Kaza oldu. Kaza oldu diyecek olan da çıkabilir. Ondan sonra bunun arkasında dış güçler var desek dış güçler de diyen çıkar. İç güçler var desek iç güçler de çıkar. Yani bu böyle bu olay bu reisinin İşte ve İran Dışişleri Bakanı'nın İran'daki Tebriz'deki en önemli ismin işte Hamenei'nin Tebriz temsilcisinin ve o bölgedeki eyalet valisinin ölümü gerçekten tüm komplo teorilerine açık bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çok geniş ve doğru bir açı. Şimdi aslında hani bu iddiaları da bir kenara bırakırsak İran Cumhurbaşkanı reisi helikopter kazasından saatler önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le katıldığı baraj açılışında Aliyev'le bir araya gelmesine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Şunu söyledi. Bazıları bizim bir araya gelmemizi, ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor ama bizim için bunların bir önemi yok diye ifade etti. Şimdi söz konusu bu ifadeler de yani ister istemez şüphe uyandırıyor. Nasıl değerlendirmek lazım Coşkun Hocam? Meltem şimdi önce şuna bir ekleme yaparak soruna geçeyim. Hani birçok komplo sıraladık. O mu olur, bu mu olur vesaire. Ama benim en olası gördüğüm senaryo şu. Helikopterin bir sabotaj sonucu düştüğü, eğer reisi öldürüldüyse sonrasında sahaya müdahale eden bir takım unsurlar tarafından öldürülmüş olabileceği en akla yatkın senaryo. Hatta bu olaydan sonra İran
İHA'ları bölgeden görüntü alırken bir kişinin orman içine kaçarak uzaklaştığı yönelik görüntüler tespit edildi. Teyide muhtaç. Şimdi ben bu olayın ilk anından işte şu an dahil CNN'e çok yayın yaptık. Yani çok üzerine konuştuk bu olayın. Benim söylediğim şuydu. Muhsin Yazıcıoğlu benzeri bir hadise burada da gerçekleşmiş olabilir. Bu kadar uzamasının, yani bu kadar hedefe ulaşılamamasının arka planında belki de derin karartma vardır diye bir başlık açmıştım. Çünkü burada ben kazaya baktığım takdirde hani bir rokette vuruldu, patlama oldu vesaire gibi iddialar da vardı. Normal bir düşüş olduğunu şahsen görenlerdenim. Şimdi böyle bir durumda yaralı kurtulma ihtimali var mı? Var. Hatta hatırlarsan ilk daha olay başladığında bazı kişilerle temas sağlandığı yönünde haberler dolaştı. Evet. Daha sonra bu haberler yalanlandı. Doğru olmadığı ifade edildi. Ama neticede bu da dillendirildi. Şimdi hangisi doğru? İlki mi, ikincisi mi? Bu kafaları karıştırdı. Eğer öyle bir temas var ise ve orada bir hayat belirtisi varsa bu yani sabotaj eyleminin devamını getirmek üzere bu kurgu yapanlar sahada da ikinci bir etap yani saldırıya geçmiş olabilirler mi? Bu çok kuvvetli ihtimal. Dolayısıyla burada hani reisinin işte sağ olduğu veya başka bir yerde öldürülüp buraya getirildiği gibi teorilere ben pek sıcak bakmam. Olsa olsa en fazla böyle bir ihtimal olabilir derim. Şimdi bu süreç içerisinde yani İran'ın gelmiş olduğu pozisyon şu an işte reisiyle ilgili içeriden mi destek var, dışarıdan mı destek var, bir iç çekişmenin ürünü mü, sorunu mu? Bunlar daha çok tartışılacak. Yani biz de, o gün de dedik bu olay daha çok tartışılır. İran gerçek açıklamaları yapmadığı sürece. Belki de bilerek böyle bir yol izleniyor. Yani olay hep sürümcemede bırakılarak birçok fikrin tartışılması isteniyor. Kafalar karışsın diye. Bu da bir taktiktir, yöntemdir. Peki. Ben sanki böyle bir taktiğin uygulandığı kanaatindeyim sevgili Meltem. Çok teşekkür ediyorum. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizimle birlikteydi ve haber müdürümüz İdris Arıkan bizimle birlikteydi. Önemli açıklamalarda da bulundular. İdris Bey'in de dediği gibi daha çok uzun sürecek bir soruşturma. Daha kim bilir hangi detaylar ortaya çıkacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.